Ekonomik koşulların ilişkilere etkileri neler? Satın alma gücü düştükçe ruh halimiz nasıl değişiyor? Yetersizlik duygusu neden olur? Ekonomik olumsuzlukların ilişkilere etkilerini psikolog Hatice Ertuğrul anlatacak. Az sonra. Psikolog Hatice Ertuğrul Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler? Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz. Siz varsınız, iyi oluyoruz. Teşekkürler. Ekonomi her şeyi etkiliyor. Etkilemediği alan yok. Bu bir gerçek. Evliliklere olan ilişkilerden bahseder misiniz? Şimdi şöyle, tabii ki ekonominin son sürecinde olan şeyler her yere etki ettiği için evliliklere, daha doğrusu ilişkilere çok fazla etkisi olmaya başladı. Şimdi ilişkinin temelinde evet kadın ve erkek ekonomik özgürlüğü kazanıyor ama baktığımızda yine Türk toplumunda erkeğin üzerinde o ataerkil durum devam ediyor. Haliyle biz ekonomiyle, yani parayla gücü birleştirdiğimiz için gücün gidiyor olması ilişki içinde de tabii ki bir takım yetersizlik duygularına neden olabiliyor. O yetersizlik duygusunun da bize ilişkiye verdiği şey, bizim temelde var olan ilişki içinde birbirimizle hem dokunsal olarak hem de sevgisel olarak tüm olanı nüfuz etmeye başlıyor. Bu da haliyle duygu azaltıyor. Duyguyu azaltıyor. Ekonomi bitince duygu gidiyor. Duygu gitmiyor fakat insanların duygusunu yaşamasını engelliyor. Çünkü işin içine stres giriyor. Stres tabii, girince tabii, işin içine bazı hormonlar giriyor. Tabii, kortizol evet, dediğimiz ve stres hormonu istemiyoruz. Evet, ve o hormon aslında bizim tüm hayatımızı, tüm etkiliyor, davranışlarımızı etkiliyor. Ailemizi etkiliyor, çocuklarımızı etkiliyor, hayat tarzımızı etkiliyor. Evet, tabii bunlar etkilenince haliyle içeride çatışmalar başlıyor. Hmm. Çatışmalar başladığında bu bizim hayatımızdaki hem özgürlük alanımızı kısıtlamaya başlıyor hem de bizim gerçek duygularımızın öne çıkmasını engelliyor. Altta yatan öfkeler meydana geliyor. Hmm. Kızgınlıklar geliyor. Krizler giriyor. Krizler giriyor işin içine. Tabii onlar girdiğinde de ne oluyor? İçeride ciddi çatışmalar çıkmaya başlıyor. O zaman bu dönemde hepimiz biraz kızgınız diyelim. Kızgın ve öfkeliyiz. Evet, öfkeliyiz. Ama o duygu ama çok önemli değil yani mi? Ekonomi etkilemediği alan bir gerçek yani. Çocuğunuz kalabalık sınıfta okumasını istemiyoruz. Koleje veriyoruz. Evet. Sağlık hizmetini de beğenmiyoruz. Daha iyi sağlık hizmeti alabiliyoruz eğer ekonomi varsa. Üniversite sınavına giriyor. İstediğimiz yeri tam tutturamadı puan olarak. İmkanımız var destekli maddi olarak. Dolayısıyla her yere yansıdığı gibi mutlaka evliliğe de yansıması kaçınılmaz bir gerçeklik. Kesinlikle. Kaçınılmaz bir gerçeklik. Yani kadın erkek ilişkisine baktığımızda ne yapıyor? Kadın ve erkek birbirine ya bu cinselliğimizi de çok fazla etkiliyor aslında baktığımızda. Erkekte yetersizlik duygusuna, kadında da değersizlik duygusuna gidiyor. Buralara gittiğinde ne oluyor? Zaten ilişki içinde çiftlere baktığımızda bir taraf güçten beslenen, bir taraf değerlilikten beslenen varlıklarız biz. Parayla gücü birleştirdiğimiz için burada gidiyor. Parayla, hediyeyle veya hoş sözlerle bunu birleştirdiğimiz için değerlilik gidiyor. Yani kadın istediğini erkekten alamadığında ve erkek istediğini kadına veremediğinde yine burada tabii ki karşımıza çıkan problemler geliyor. Ama aşkıyla beslenebiliriz. Gerçekten yani, beslenebiliyoruz mu? Yani şimdi tabii bir denge edeyim aslında. Yani oran itibariyle baktığımız zaman ekonomik olarak zayıf ailelerde, işte boşanma oranları, güçlü ailelerde tahmin ediyorum oraya varmıyor iş. Sorunlar var ama iş oraya varma noktasına geldiğinde istatistiksel anlamlı bir şekilde ekonomik olarak zayıf insanlarda fazladır diyemiyoruz zannediyorum. Ya şöyle, çatışmalar oluyor evet, ama tahammüller. Yani derler ya, bir gözünüz kör, bir kulağınız sağır olsun ilişkide. Her şeyi görme, her şeyi tabii ki, duyma. Duygu varsa, sevgi biraz varsa tahammülkar. Sünger biraz gibi bazı şeyleri sabır, absorbe etmek, emmek sabır gerekiyor. Olmalı. Sabırlı olmak gerekiyor ifade ettiğiniz evet, gibi. Evet işte, ama o ekonomik zorluklar şu anda o sabrı da çok ciddi doğru, anlamda köreltmeye başladı. Zaten doğru, o yüzden sorunlar ortaya başka çıkmaya başladı. Başka yerlere de sabrımız gidiyor. Doğru, evet, çünkü çok belli şartlarda geçinmeye çalışan ve sıkıntı yaşayan bir aile var. Haliyle o kadar çok bu tarafta yoğunlaşmış kalıyor ki bu tarafta birbirlerini ayıracak, hoş söz söyleyecek ya da birbirlerini ne derler, hoş tutacak şeyler yapacak şey, enerjiyi bulamıyorlar. Kaliteli asıl sorun oradan zaten çıkmaya başlıyor maalesef. Evet, biraz stresli dönemde yaşıyoruz. Özellikle pandemiden sonra her şey değişti. Ekonomi durumda biraz değişti ve vesaire. Peki bu ilişkiye nasıl tamir
edebiliriz? Ne yapmamız lazım? Şimdi burada tabii ki kadın ve erkek olarak şunu yapıyor olmamız lazım. Şimdi erkekler evet güçten buradan besleniyoruz ama kadınların da erkeklere bu konuda psikolojik anlamda destek veriyor olması lazım. Yani biz yola çıkarken ne diye çıkıyoruz ilişkilerde? Hayat müşterek olarak çıkıyoruz. Hayat müşterekse o zaman bu aradaki sıkıntıyı ve stresi de paylaşıyor olmamız gerekiyor. Çünkü biz şeyi biliyoruz, bir şeyleri paylaştığımızda her şey daha yumuşak hale geliyor ve daha absorbe edebileceğimiz ya da orayı kotarabileceğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada birbirimize hem dil anlamında ya yani dilimizi de değiştirmemiz gerekiyor. En büyük hani stresin bize kaynaklarından birisi de dilimizi çok keskin ve karşı tarafa çok rigid şekilde kullanıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Burada yapacağımız en güzel şey aslında dilimizi değiştirmekten de geçebilir. Yani o içerideki var olan öfkemizi karşı tarafa sen şunu yaptın, sen yapamıyorsun, sen beceremiyorsundan daha ziyade evet karşımıza böyle bir problemimiz var. Sonuçta, ve biz bunun için ne yapabiliriz? Bir ilişki için, bir aile için yani yuva demek birbirini desteklemek demek aynı evet. zamanda. Şimdi eğer sen sürekli birisi suçluyorsan bir şey için o zaman yani pozitif bir şey alamayacaksın. Yani mutlaka destek olması lazım. Yani nasıl rüzgar sırtına rüzgar gibi olman gerekiyor. Onun için bence de bu tarz şeylere çok fazla odaklanmak lazım. Yani öfkeli şeyde suçlamaya biraz daha anlaş. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz sonuçta. Evet, hepimiz aynı gemideyiz. İşte parmağımız sürekli karşı tarafı gösterdiğinde karşı tarafta sürekli kendini savunma ihtiyacı hissediyor. Ama biz karşı tarafla iletişim haline geçtiğimizde ve karşı tarafa şunu anlatmaya başlıyor. Evet, bak bu durumu yaşadık ve bu durumdan ötürü aslında ben duygu anlamında kendimi çok yetersiz hissettim. Değersiz hissettim. Önemsiz hissettim. Senin tarafından sevilmediğimi hissediyorum. Bu yüzden bu konuda bana yardımcı olabilirsin dediğimizde karşı taraf düşünmeye başlıyor aslında. Yani ben ne yapıyorum da partnerime bunları hissettiriyorum diye düşünmeye başlıyor. Ya suçlamalı değil, çözümü odaklı. Evet. Aslında şu anda tüm içinde. Ülke olarak bunu yapıyor olmamız lazım. Yani çözüme odaklı. Evet durum evet. pandemi var. Pandemi sürecinde de aynı şeyi yaşadık. Gerçek bir tehdit var ortada. Biz bunun için hem bireysel olarak hem ailesel olarak hem de toplumsal olarak ne yaparsak bu sorunlarla baş edebiliriz? Veya bu durumu kendimize pozitif anlamda nasıl çevirebiliriz? Yani ya olayın negatif mutlu, tarafından değil de pozitif farklıyız. Tarafından. Evet. Yani herkesi farklı bir şeyde duyguları mutlu ediyor. Yani mesela sporunu yapın, daha mutlu olursunuz. Ya bir hobi yapın, mutlu olursunuz. Yani kendine iyileşmek lazım. Yani bence de her şey çözüm bizim içinde. Yani başka birinde çözümü beklemeyelim yani. Kendimizi biraz şey yapalım. Evet, duygu anlamında aslında içerideki yetkinliklerimizi bulursak ve yeteneklerimizi bulursak o duygularımızı besleyecek şeyleri de buluyoruz. Tabii ki iş kendimizden geçiyor. Yani benden geçiyor. Ben hayatta çiftler arasında da öyle aslında. Ben mutluysam partnerim mutlu. Tabii, ben mutsuzsam partnerim sonuçta. Mutsuz. Çünkü zaten biz orada bir ilişki içindeyiz ve bir sistem içindeyiz. Ve biz şunu biliyoruz ki sistemde bir şey negatifse diğer tarafı negatif tarafa çekebiliyor. Karanlıkta çıkamıyorsun. Evet, o iki negatif zaten birbirini itiyor. Boşanma dediğimiz kısım da zaten orada ortaya çıkıyor maalesef. Evet. Pozitif olmak lazım, mutlu olmak lazım. Ne olursa olsa o güzel... Dilimizi yani, çok güzel kullanıyor olmamız lazım. Kesinlikle. Olumlu kullanıyor daha olmamız lazım. Daha pozitivist, daha optimistik. Kesinlikle. Kırıcı evet. değil, yapıcı. Evet. Bir de gerçeklikte kalıyor olmamız gerekiyor. Yani polyanacılığa da gitmememiz gerekiyor. Yani kendimize çok polyana bir dünya yaratırsak orada da düşüşümüz daha kötü daha olabilir. Daha yani, evet. Gerçekçi, realistik. Evet. Realist tarafta dilimizi düzgün kullanarak, daha doğrusu pozitif kullanarak ilişki içinde tamiratları yapabiliriz. Efendim, değerli psikolog Hatice Ertuğrul Hanımefendi, teşekkür ederiz katıldığınız için ve güzel bilgiler verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Mutlu olalım, güzel olalım. Teşekkürler. Ve az sonramızı izleyelim. Sonrasında tekrar buradayız.